Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde Corel'de, Corel 16'da kroplama aracı, knife aracını, RSR ve virtual segment delete aracını göreceğiz. Kroplama kırpma anlamına geliyor biliyorsunuz. Knife kesmek, RSR silmek. Virtual segment delete de birbiriyle çakışan çizgileri veya dolguları silme aracı arkadaşlar. Bununla ilgili iki video çekeceğim. İlk videoda birinci bölümde kırpma ve kesme, ikinci bölümde de silme ve virtual segment delete araçlarını tanıyacağız. Bunun sebebi hepsini tek bir video derste gösterdiğinde oldukça uzun ve sıkıcı olabiliyor arkadaşlar. O nedenle de bu araçların tanıtımını iki bölüm halinde göreceksiniz. Hemen kroplama aracıyla başlayalım. Krop aracı herhangi bir objeden ya da birkaç objeden istediğiniz herhangi bir bölümü kırparak almaya yarar arkadaşlar. Tool aracına geliyoruz. Gördüğünüz gibi bir kısmını kapsayacak şekilde croplanacak alanı belirliyoruz. İsterseniz çift tıklayabilirsiniz bu alanın içerisine. İsterseniz Enter tuşuyla da tıklayabilirsiniz. Vazgeçmek için Escape tuşuna tıklayabilirsiniz. Ama Pick Tool aracına tıkladığınızda sizin için çalışmanıza devam edebilirsiniz. Sizin için biraz önce çizdiğiniz croplayacağınız alanı saklar. Tekrar crop tuşuna bastığınızda, crop aracına bastığınızda o aynı şekilde tekrar alanınızı çalışma sayfanıza getirir. Dediğim gibi enterliyoruz ya da çift tıklıyoruz. Çift tıkladık. Gördüğünüz gibi bizim seçtiğimiz alanı bıraktı. Geri kalan alanı sildi. Burada hemen söylemek istediğim bir nokta var. Croplarken objeniz kör değilse, yani eğri değilse eğer, bir kontörü varsa ya da yoksa fark etmez. Bu objeyi eğri haline, yani kör haline getiriyor. Kontürü varsa dolgusuyla kontürünü ayrı objeler haline getirip size öyle sunuyor. Bunu isterseniz siz gruplayabilirsiniz. İsterseniz kontürünü silebilir ya da farklı çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de birkaç objede göstermek istiyorum. Kroplama aracını. Birkaç obje çizdik. Renklendirelim. Sizin için hemen çizgilerini de kalınlaştırmak istiyorum göstermek için. Evet. Yaklaşalım. Crop aracımıza tıklıyoruz. Geliyoruz. Bir bölüm seçtik. Bu bölümü alacağız arkadaşlar. Daraltıp uzatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Enter'lıyorum ve bizim için o kısmı kesip aldı. Photoshop'taki crop mantığı, tek farkı Photoshop'ta sayfayı da kırpıyor biliyorsunuz. Sayfayı, yani çalıştığınız alanı da çizdiğiniz crop alanı ebadına indiriyor. Gördüğünüz gibi dolguları farklı, kontürleri farklı objeler haline getirdi. Arkadaşlar, bu da sizin farklı kreatif çalışmalar yapmanıza olanak veren bir uygulama. Bu kesme kırpma işlemi aslında başka uygulamalarla da yapabilirsiniz Corel'de. Fakat bu kadar çabuk, bu kadar kolay ve bu kadar nizamlı olmayacağı kesin arkadaşlar. Crop aracını aynı zamanda bitmap objelerde de uygulayabilirsiniz. Hemen uygulayalım. Bir bitmap obje getirelim ekranımıza. Şimdi Alignment Guide seçeneği aktif halde ne kadar çok işe yarayacağını göreceksiniz. Crop aracımıza tıklıyoruz.
Gördüğünüz gibi merkezinden şu kısmı croplayıp alacağım. Ben eşit bir kare çizeceğim. Çünkü bitmap'imizde bir kare merkezini buluyorum arkadaşlar. Shift ile kontrol tuşuna basarak istediğim kadar genişletiyorum. Tüm kenarları eşit halde bir kare crop alanı elde edeceğim. Aynı zamanda çizdikten sonra crop alanınızın ölçüsünü şuradan değiştirebilirsiniz. Hemen 45 yapalım. Yüksekliğinde 45 yapalım. Evet. Çift tıklıyoruz. Kesti. Gördüğünüz gibi bitmap objelerde de inanılmaz işe yarıyor arkadaşlar. Crop aracımız bu kadar. Hemen Knife aracına geçelim. Knife aracı da oldukça kullanışlı bir araç. Hem vektörel objelerde olsun hem de bitmap objelerde olsun. Son derece işe yarayan bir araç arkadaşlar. Hemen bir tekrar obje çiziyorum size göstermek için. Yaklaşalım biraz. Knife aracımıza tıklıyoruz. Bir kez tıklıyoruz. İstediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Yalnız dikleştiğini görmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi işlemi bitireceğiniz noktada bir bıçak daha dik duruma geliyor. Bu da sizin işleminizi bitirebileceğiniz noktayı seçtiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kestik. Kestik iki ayrı obje verdi bize. İki farklı obje verdi. Başka bir deneme yapalım ve görelim. Hemen tekrar başka bir renk alalım. Yakalanması biraz zor oldu. Biraz yaklaşalım bakalım. Evet. Bu noktada shift'e basılı tutarak çekerseniz bir bezier eğrisi elde etmiş olursunuz. Bezier eğrisi ile beraber shift'e basılı tutarak daha güzel kesimler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Kesti. Gördüğünüz gibi parçalar ayrı ayrı işlenebilir halde. Biraz önce dikdörtgen rectangular aracıyla bir dikdörtgen çizdik. Bildiğiniz gibi curve etmemiştik. Bu işlemi yaptıktan sonra da haliyle objemiz curve hale, yani eğri hale geliyor. Başka bir uygulama daha yapalım. Bu sefer de yuvarlak bir uygulama yapalım arkadaşlar. Yaklaşalım. Yakaladığınız noktada yakaladığınız noktada basıp bırakırsanız arkadaşlar ilk noktada size düz bir çizgi halinde kesme imkanı verecektir. Shift'e ya da kontrol tuşuna bastığınızda 15 derecelik açılarla kaydırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi düz bir çizgiyle kestik bir daireyi. Gördüğünüz gibi tam tamına ortadan ikiye böldük arkadaşlar.
Bunu aynı zamanda Bitmap objede de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen burada sizin için bir uygulama yapmak istiyorum. Yakalayalım. Shift'e basalım. Bir eğri elde edelim. Buradan alalım. Ve buraya koyalım diyeceğim ama yanlışlıkla maalesef Shift'ten elimi çektim. Shift'ten elimi çekince uygulamayı da sonlandırdı. Tıklıyoruz, kestik. Gördüğünüz gibi. Ayıralım. Bir daha. Evet. Shift T basılı tutuyorum. Hala bir eğri çizdim. Tekrar ve bitirdim. Kesti. Evet. Bir de burayı yapalım arkadaşlar. Hemen. Shift'e basılı tutuyorum. Çektim. Gördünüz mü Elagüven aracının güzelliğini? Ne kadar kolay merkezden yakalayabiliyorum. Evet, bunu da kestik. Tekrar hemen Shift'e basılı tutuyorum. Çektim. Ortadan yakaladım. Hizaladım. Ve bitirdim arkadaşlar. Evet. Sanıyorum kesme aracının ne kadar çok işe yarayacağını bu uygulamada da görmüş oldunuz. Bir sonraki bölümde dediğim gibi silgi ve virtüel segment delete araçlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu video ders burada son buldu. İyi günler.